Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve güncellenmiş bir mod tanıtımına hoş geldiniz. Bugün Terminal Expansion'ın yeni sürümünü inceleyeceğiz. İlk olarak eklediği iki tane makineye bakalım. Bunlar Energic Infuser ve Clinic Assembler. Energic Infuser ne işe yarıyor diye soracak olursanız itemleri şarj ediyor. Tabi şu an elimde Machine Moves'un falan filan versiyonu, Modular Power Suite falan olmadığı için ve Industrial Craft makineleri bunda şarj olmadığı için değişik bir şey kullanacağım. Sanırsam Universal Electricity itemleri de bunda şarj olabiliyor ancak onlar da elimde yok. Yani kurmadım. O yüzden saçma bir şey yapacağım. Dur. Redstone enerjisi şarj edeceğim. Gördüğünüz gibi bunu şarj ediyor şu an. Maksimum maksimum gücü yani 500 Minecraft Joule alabiliyor. Bu ise şunları bir silelim. Kendimize bir tane blank boş şema alalım ve biraz wood alayım. Ve şuraya şema kısmına buna tıkladığım takdirde gördüğünüz gibi bu şemayı buna yazacak. Ve bunları buraya koyduğum andan itibaren bunları kullanarak bir şey craft etmeye başlayacak. Tabi şema için suya ihtiyacı var sanırsam. Emin değilim. Makine henüz o kadar kurcalamadım. Evet. Bu makinemizde gayet böyle bir şey. Yani bir çeşit otomatik crafting table diyebiliriz. Bunun dışında eklenen diğer şeylere gelelim. Direkt şuradan Term Expansion. Evet. Öncelikle bir iki değişiklikten bahsedelim. Birkaç render değişikliği var. Gördüğünüz gibi artık enerji seller biraz şeffaf. Aynı şey conduitlerde de söz konusu. Liquid Duct'lara yeni bir texture geldi. Bu gibi değişikliklerimiz mevcut. Seni istemiyorum ben. Bunun dışında Tesseract'larda da aynısı geçerli. Geri kalan her şey yine aynı. Bunun dışında eklenmiş şeylerden bir tanesi bunların sıvıları. Bu bununla alakalı bir şey değil. İlk olarak Ender. Normal dünyaya yerleştirilebilir sıvı Ender. Bunun özelliği üstüne bastığınız anda size ışınlıyor. Hemen kol vereyim. Evet. Tabii gene dalması biraz zaman oluyor. Sıradaki sıvımız Glowstone. Bu arada evet Glowstone da mevcut. Bu muhtemelen en ilginç sıvı mekaniğine sahip bir şey. Birazdan kol versiyonunu göreceksiniz ve çok ilginç. Yukarı doğru gidiyor. Konversiyonuna gelecek olursak baş aşağı duruyor. Bir şey daha gösterelim. Yani bolca stone vereyim. Ve hemen ufak bir ev inşa edeyim. Evet şunu da kapadığım andan itibaren içerisi kapkaranlık. Fakat bunu koyarsam gördüğünüz gibi ışık yaydığını görüyorsunuz. Ve yine yukarı doğru hareket ediyor. Evet, sıvı glowstone'umuzda böyle bir şey ve içinde durduğunuz takdirde speed ve jump boost elde ediyorsunuz. Tabii içinde yüzemiyorsunuz, o ayrı bir mevzu. Yani onu biraz unutun. Şu an uçuyorum, o ayrı mevzu. Ha mesela gravitation engine'ı kapattığım anda gayet düşüyorum. Hatta şu an boşluğa basılı tutmama rağmen. Ama jump boost'umu da elde ettim. Ve sırada bu. Bu da çok ilginç bir şey ve şunu yapmayı unuttum. Bu size herhangi bir etki vermiyor.
Fakat bunun çok ilginç bir yanını göstereyim size. Redstone lamp alalım. Ve koyalım. Yanıyor. Redstone alalım. Koyalım. Yanıyor ama uzakta olduğu için düşük güçte. Buraya koyamıyoruz maalesef. Fakat bir Amplifier'la koyabiliyoruz. Aa, ama aktarmıyor. Neyse. Tamam, senden aktarabiliyor mu? Hayır. Neyse, anladınız siz onu. Aa, şey. Onun yerine şunu kullanırsak belki aktarır. Evet, direkt bunu buraya girdi olarak bile algılıyor. Bunlar başka bir modun eklediği bir kablo. Red Power'ın kablolarından daha başarılıdır bile diyebilirim. Onlara bu modu tanıtım esnada tanıtırım. Modun adı şey, Mine Factory Reloaded. Evet, sıvılarımız da bu şekilde ve hazır sıvı glowstone'dan bahsetmişken sıvı glowstone neden var? Sıvı glowstone var çünkü bu var. Bu normal koşullarda çalışmak için redstone sinyaline ihtiyaç duyar. Ayrıyeten bunun hakkında ufak bir gösteri ekleyeyim. 1.5'in redstone mekaniklerini hesaba katarsak, tabii şu an kaç blok oldu en ufak bir fikrim bile yok. Evet, hala gece yapalım seni. Buna sanırsam şu an kullandığım sürümde eklenmedi, eklenecekti diye hatırlıyorum. Güce göre parlaklığı değişiyordu. Henüz eklenmemiş. Bunun dışında yanıp yanmayacağını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve sanırsam o olay bu şekilde. Evet. Gücüne göre yanması olayı ve wrench'e tıkladığınız takdirde. Evet, bu gücünü kısıyor, parlaklığını kısıyor. Bu şekilde çalıştırıyorsunuz. Always on. Evet. Bakalım başka unuttuğumuz bir şey var mı? Bu biraz kısa bir tanıtım olacak zaten. Time expansion. Eklenen ve unuttuğumuz bir şey var mı? Bunlar her zamanki gibi dünyaya yerleştirilemiyor gördüğünüz gibi üzere. Bu arada bunun nasıl elde edileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Hani Thermal Expansion'a alışkın olanlar gayet tahmin ediyordur. Onun dışında Machine Frame'in texture'ı değişti. Vesaire vesaire. Evet. Thermal Expansion'da değişenler bunlar. Yeni eklenen arkadaşlarımız. Bu değil. Bu çok farklı bir moddan gelme. Ha, bu arada hemen bir şey hazırlayıp geliyorum. Evet, şöyle bir şey yapayım demiştim ama yemedi. Neyse. Tekrar gününüzü yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.